Progressive Code tasarımının üzerine pilot ekleme işlemini gerçekleştireceğim. Standart part bölümünde yer alan örneğin Misumi ya da Universal Milimetrik kısmında çeşitli pilot seçenekleri karşımıza çıkmakta. Bunlardan istenilen kullanılabilir. Burada tercihimizin Misumi değil ki pilottan yana kullanabiliriz. Diğer seçenek de kullanılabilir. Tercih edilebilir. Pilot Punch seçeneğinde tercih edilebilir. Parametrelere dikkatlice incelemek gerekmekte. Ki P değerinin 8 olmasını istedik. Üst plakaya kadar uzanacak. Apply dediğimizde point konumlandırması isteyecek. Merkez noktasını tanımlamamızla birlikte konumlandırmayı gerçekleştirecek. Punch'ı istersem aşağıya doğru alabilirim. İstersem plakanın üst kısmından bağlayabiliriz. Bununla ilgili olarak düzeltirim. Farklı bir yapı uygulanabilir. Mesela gövde çapının 16 değil de 10 olması istenilebilir. Böylelikle P değerine de dikkat etmek gerekecek. 8 milimetre. Yan taraftaki seçeneği işaretlenirse buradan yapılan herhangi bir standart ayarlamanın ardından P değerinin değişmediğini göreceksiniz. Uzunluk değerini biraz arttıralım. X12 uygundur. Okey diyerek konumunu onaylıyorum. Sonuçta buradaki pilotun aynısından bir tane de karşıya konumlandıracağım. Bu işlemle ilgili üzerine sağ tuş yapıp Move seçeneğiyle sabit noktayı alt nokta verip noktadan noktaya taşıma yapacağım. Fakat bu işlemi yaparken copy seçeneğinin işaretli olmasına dikkat ediyoruz. Böylelikle taşıdığınız bu noktaya parçanın bir kopyasını hızlıca oluşturacaktır. Ya da işlemin yapılmasında benzer bir mantık Insert Auxiliary'nin içerisindeki Tools bölümünde karşımıza çıkıyor. Copy seçeneği bakın burada da var. İlgili parçalarımızı seçiyoruz. Kontrol noktası olarak merkez noktasını, Destination Hedef Point olarak da diğer noktayı belirliyoruz. Tıkladığımız her noktaya konumlandırma yine benzer bir mantıkta gerçekleştirilmekte.
Çarpısında bir tane buraya eklenebilir. Yanlış konumlandırılan ve fazla olan pilotlar üzerlerine saat seçildikten sonra saat uç delay denilerek tasarımdan kaldırılabilir. Eklenmesinin ardından yine aynı bölüm içerisinden yapabileceğimiz bir diğer ayarlama lifter seçeneklerinin karşımıza getirilmesi olacak. Yine uygulama için universal milimetre seçeneği altındaki lifter'ı kullanabiliriz. Guard lifter set bu noktada hızlıca bir çözüm sunmaktadır. Sadece bir tane değil, mesela 6 tane setin olmasını, sıralı olarak konumlanmasını diyebilirim. Yapalım. Her biri arasındaki mesafenin 60 olmasını istedim. Gerekli tanımlamayı okey diyerek yaptığımız zaman karşımıza en uygun değer çıkıyor. Şunu VCS'in 0'a 0'ına denk getirelim. Tanımladığımız noktadan lifter'ları zaten konumlandırmaya başladı. Toplamda 6 tane set, her biri arasında 30 mm mesafe var. Yapılabilecek bir diğer işlem seti seçip move ile kalıp tasarımındaki uygun konumlandırmayı gerçekleştirmek olacaktır. Bunu tüm kalıp bileşenleri için uygulamak mümkün. Sonuçta montaj çalışması içerisinde bu tarz uygulamaları devamlı gerçekleştirebiliriz. Apply deyip konumlandırdıktan sonra seti tekrar seçip bu sefer referans noktasını buraya alıp bu handle kapattıktan sonra copy seçeneğini işaretliyoruz. Ve en uygun konumlandırmada işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Kopya seçili olduğu için imleci bırakmamla birlikte mouse'un bulunduğu noktaya veya görünüşün bulunduğu noktaya birer tane daha kopyasını oluşturacak. No copy diyerek mesela şuradaki düzeltmeyi gerçekleştirebiliriz. Biraz daha geri alınabilir. Böylelikle lifter'larda yani kaldırıcı formlarda bandı kaldıran sistemde kalıp dizaynına eklenmiş olacaktır.